Evet arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere PHP ile e, kendi hesap makinemizi der gibi ama hesap makinesi değil ama hesap makinesi gibi bir şey arkadaşlar onu kodlayacağız arkadaşlar beraber. E, ilk defa bir şey yapıyoruz yani böyle. Yani bu öğretici video değil çünkü ben daha PHP'yi tam öğrenmediğim için e, size anlatamayacağım. Hatta şu anda öğrenmeye de çalışmıyorum arkadaşlar. Öğrenmeye çalıştığım zaman e, bu eskiden bildiklerimle aklıma geldi yapasım geldi yapayım arkadaşlar ee, şimdi siz de yapabilirsiniz yani hemen arkadaşlar böyle estos yönetimizin olması gerek palapa web ile de deneyebilirsiniz İsterseniz de gidip başka şekil yöntemlerle php okuyucularla deneyebilirsiniz arkadaşlar yeni diyoruz arkadaşlar dosya diyoruz ve mat.php diye oluşturacağım çünkü ben burada sitede mat.php olarak denedim arkadaşlar e gördüğünüz gibi böyle Şimdi arkadaşlar bunun içi boş site de boş yani girdimi hiçbir şeye göstermez bize. Mesela böyle bir şey göstermez arkadaşlar. Hemen bunu şöyle bir düzenleyelim. Öncelikle kodlamamıza başlayalım arkadaşlar. Kodlama derken bu o kadar almış olan bir kodlama mı değil. Yani en basit kodlama arkadaşlar. En basitinden de basit. Şimdi arkadaşlar PHP takımımızı açıyoruz ilk baştan. Şöyle PHP yapıp 2-3 boşluk bırakayım da aşağı ineyim. Şöyle de kapatıyorum arkadaşlar. Bunun arasını arkadaşlar. Ee, bir değişken oluşturuyorum Evet, değişken adı A olacak. Değil. Hmm. Boş ver. A olsun. Evet, değişkenin ilk başına rakam getiremiyorduk. Bunlardan getiremiyorduk. Çünkü neden? Error verilmiş. A yapıyorum. Eşittir koyuyorum. Ona bir değer atıyorum arkadaşlar. Onun değerini olsun. Ee, mesela 31. Evet. Böyle de kapatıyorum. Ve bir tane daha değişken oluşturuyorum. Çünkü toplama yapabileyim veya çıkartma veya bölme yapabileyim arkadaşlar. Ve B diye bir değişken oluşturuyorum. Atama e, atama mıydı neydi? İşte onu koyuyorum eşittir yani. E, B değişkeni 52'ye eşittir. Sonra kapatıyorum tekrardan. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle küçülteyim. Çok kötü oldu. Eko yapıyorum. Eko komutu ne işe yarar arkadaşlar? bir metini PHP ile göstermek için normal yazarsanız böyle hata alırsanız çok güzel bir şekilde hata alırsınız ama Eko ile yazarsanız arkadaşlar hatta hatta almazsınız Eko yapıyorum şöyle yap şöyle yapmayayım ha, Pardon öyle yapmayacaktık Evet A yapıyorum Artı yapıyorum B yapıyorum Ve şöyle bir kapatıyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi şimdi bu kadarlık şeyle e, matematiksel işlemleri yapabiliyoruz yani küçücük kendi Kodladığımız bir matematik hesap makinesi diyebiliriz biz Kendiniz kodladınız arkadaşlar. Kendiniz kodladınız oluyor yani. Böyle elinizle yaptığımı. Evet gördüğünüz gibi 83 ediyormuş. Yani 83'ün acaba şifresi ne? Acaba ne olabilir yani? 52 ile 31 toplandığında ne olabilir? Bunun çok önemli bir açıklaması da vardır arkadaşlar tabii ki de. Ama ben bilmiyorum arkadaşlar. E şimdi ne yapacaktım ben? Bu kadar mı? Dur bölme de yapak. Bölme nasıl yapılıyordu lan? Ha çarpma yapak. Evet çarpma yapalım. Bu muydu? Evet buydu herhalde. Herhalde buydu. Çarpma oydu arkadaşlar. Evet 1612. Acaba 1612'nin şifresi nedir? Yani çok garman çorman işler var arkadaşlar burada. Yani şifreler olabilir. Şifre derken arkadaşlar 31 ile 52. Yani benim kafamdan uydurduğum bir şey arkadaşlar. Yani sayının öylesine uydurdum bir şey. Yani bu PHP'nin şifresi falan değil arkadaşlar. Yüzdesi mi bölmesi mi? Ona bir bakalım. 31. Evet. Yani bu bir anlama gelmedi herhalde. Yani %31 52 %31. Neyse. Bölme neredeydi lan? Burada bölme işareti vardı. Bölme işareti arkadaşlar aramaktayım. Aramak üzereyim. Ee, bölme işareti neydi? Neredeydi? Ulan ha şu muydu? Evet buydu. Buydu ama belki PHP'de bu değildir arkadaşlar. Evet gördünüz mü? Hata verdi. Neden? Öyle bir komut, manyakça bir komut yokmuş demek ki. Komut derken şey yokmuş arkadaşlar. Şu gördüğünüz aradaki şey. Neyse arkadaşlar bölme kodunu bulamadım. Şimdi herhalde buydu ya. Yüzde miydi? Şimdi başka ne vardır? Neyse biz en iyisi nokta nokta koymuyor. Nokta birleştiriyordu herhalde. Evet nokta birleştiriyordu. Biz yine aynı şey yapalım. Artıyı koyalım. Çok güzel. Çok hoş. E şimdi ne yapabiliriz? Biz bunu güzel bir süslesek mi? Neyse arkadaşlar. isterseniz serinin devamı gelir. E, serinin devamı gelmesi için de benim de bir şeycikler öğrenmem gerek. E, yani öyle. Bir şeycikler öğrendim. Böyle değişik değişik şeyler yapabiliriz arkadaşlar sizlerle. E, gördüğünüz gibi arkadaşlarınıza artist taslayabilirsiniz. E, şey matematik hesap makinesi. Yani öyle. Artist taslanacak bir şey değil aslında ama. Yani. Öyle şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Kavanıza göre böyle yapabilirsiniz. Ama tabi. Eee böyle öğreten kanallar var. Ben de onlardan öğreniyorum. Onları izlerseniz siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Onları izleyin gidin. Ben de onları izliyorum. Mesela bir tanesi kolay video dersleri arkadaşlar. Onu izleyin ki siz de böyle kodları öğrenin arkadaşlar. Kodları öğrendikten sonra yaparsanız. Nerede o? Nerede o? Dın Kolay video dersleri. Evet burada. Buradan Arkadaşlar php, mhp, html, css her şey vardır Buradan öğrenirsiniz. Ben de burada öğreniyorum Çok süper bir kanaldır Evet bugüne kadar bir dahaki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın arkadaşlar